Efendim, Bartın'ın Amasra ilçesinde 14 Ekim'de maden kazasının ardından yer altında yangın çıkmış. O yangının söndürülebilmesi için de maden ocağına bir baraj kurulmuştu. Metan gazı seviyesinin düşmesi nedeniyle maden içerisinde incelemelerde bulunan ekip bu kez de kömür tozu patlamasıyla karşılaştı. Bölgedeki son durumu Demirören Haber Ajansı muhabiri Ayhan Acar aktardı. 14 Ekim'de Amasra Müessese Müdürlüğü'ndeki maden ocağında meydana gelen patlama sonrasında 42 madenci şehit olmuş, 11 madenci de yaralanmıştı. Tabii bu patlamanın sonrasında -320 kodlarındaki yangın nedeniyle bölgede yer altında toplamda 3 tane baraj kurulmuştu. 2 gün önce gaz değerlerinin düşmesi nedeniyle talihsiz ekipleri toplamda 42 kişi ocağa girmişti. Bunların arasında maden mühendisleri odasından da mühendislerin olduğunu biliyoruz. Şu anda oradayız. Dün yapılan çalışmalar sırasında -250 kodundaki baraj açmış çalışmaları sırasında toz patlaması yaşandı ve yeniden metan gazı değerlerinin yükselmesi nedeniyle yeniden baraj kapatıldı ve şu anda açılmaya çalışılan iki baraj tekrar kapatıldı ve çalışmalar an itibariyle durduruldu. Şu anda yer altındaki yangının devam etmesinin nedeniyle barajların yeniden kurulduğu ve tahkimat çalışmalarında devam ettiği bildirildi. Talihsiz ekipler niye girmişti oraya? İlk başta yangın değerlerinin, metan gazı değerlerinin düşmesi nedeniyle ilk incelemelerini yapmak için ocağa girmişti ve burada tabii maden mühendisleri de bilirkişi heyeti olarak ocağa girmişti. Yine bu ocağa girme olayı kameralarla kayıt altına alınıyordu. Dediğim gibi dün öğle saatlerinde -250 kodundaki barajı açma çalışmaları sırasında metan seviyesi tekrardan yükseldi ve bir toz patlaması meydana geldi. Olay sırasında talihsiz ekiplerinde herhangi bir sorun yaşanmadı. Yukarıya çıkmayı başardılar ve sonrasında o açılan barajlar yeniden kapatıldı ve şu anda bu maden ocağında çalışma tamamen duruldu diyerek sözü Amasra'dan tekrar yeniden sizlere bırakalım.